Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Carforce Simulator 2023'teyiz. Çünkü oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Ama bu güncelleme beni çok korkuttu. Neden? Hemen şöyle göstereyim. Oyunu bir açtım. Bu şekilde açıldı arkadaşlar. Ve sadece şurada bir masa. İşte çöp kovası. Bu merhabalar Mahmut Bey. Mahmut Bey'imiz çöpleri topladı. Ve bu şekilde kaldı. Sonra dedim benim araçlarım vardı. Özellikle biliyorsunuz GTR'ı bulmuştum. Nissan GTR'ım vardı, o nerede derken araçları bu tarafa koyuyormuş. Allah'tan bütün araçlarım buradaymış. Size göstermediğim BMW'larım, BMW'lerim vardı. Onları da buraya koymuş ama bir tanesi eksik. Yani o bir tanesi sarı olan nerede acaba? Şu arkaya koymuştum arkadaşlar, siz araçları görmeyin diye. Ha, sarı olan buradaymış. Tamam, sıkıntı yok. Dedim acaba sarı olanı şey yaptılar mı? Kaybettiler mi dedim ama yok, bir şey olmamış. Bunu hemen gönderelim. Neyse ki araçlarımızın hepsi sıkıntısız bir şekilde duruyor. Güncellemelerde en çok korktuğum şey bu. Yani araçları bir anda kaybedebiliyorsunuz. Evet, biraz fazla gereksiz bir drift yaptık. Şöyle hemen şuraya sarı aracımızı da çekelim. Şimdi güncelleme gelince direkt güncelleme ile ilgili bir video yapmak istedim. Güncellemede gelen en önemli şey tabii ki şu an göremediğimiz ofisimiz. Ofisi yapmaya başlayacağız şimdi. Hemen tabletimize giriyoruz. Nasıl yapılıyor? Bu arada hiçbir videoyu izlemedim. Yani bu oyunla alakalı hiçbir videoya bakmadım ki beraber yapalım diye. Birçok param var gördüğünüz gibi. Ama ofisi dekorasyondan yapacağız. Ha, konteynerımız, konteyner evimiz, dış tasarım, iç tasarım. Yani burayı bir dakika. Oyun takıldı. Baştan açıp gelmek zorunda kaldım. Tabii kaydetmediğim için de sarı aracımız tekrar geri gitmiş. Neyse, şimdi onunla uğraşmayalım. Yani burayı nasıl şey yapacağız? Bilgisayardan mı yapmamız lazım acaba? Ofis düzenleme buradaymış. Tamam, şimdi oldu. Tamam, güzel. Parçaları taşıyabilirsiniz. Tamam. Yeni parçaları alabilirsiniz. Ofis güncelleme modu. Tabelayı düzenleme modu. Tamam. Gayet güzel. Dış çevre diyor. Mobilyalar diyor. Bu nedir? Bu nedir? Pencereler. Oo, baya içerikli. Bunların hepsini nasıl yapacağız ya? Üst kat var. Yok artık. Bu ne? Bu ne abi? Ya bunların ne işe yaradığını da keşke söyleseler mi? 5000 dolar mı? Dolar mı? Ama biz TL ile oynuyorduk. Ne oldu? Çit de yapabiliyoruz. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Yani deneyerek öğreneceğiz galiba. Şimdi mesela şununla başlayalım. Burası tamamen bizim galiba. Şu masayı da değiştirebiliyor muyuz acaba ya? Ofis. Ha, daha büyük alan, daha büyük alan, daha büyük alan. Seviye 1'deyiz. Seviye 2, seviye 3. Yani şimdi bunu yaparsak... Ha, bir dakika. Benim araç da içine giriyor bu sefer. Biz seviye 1'de kalalım. Yani güncellemene dediği burası. Tamam. Dış çevre ve mobilyalar diyor. Mobilya çok bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Bunun fotoğrafı niye çıkmıyor bilmiyorum. Yani mobilya ile ilgili çok bir şey yok. Şunu bir yapmayı deneyelim bakalım. Bunu nereye yapacağız? Üstüne yapıyor. Allah Allah. Ha, bunu yapıyorum önce. Bu üst kat galiba. Tamam. Oo. Bunun hepsini böyle, hepsi 500'er 500'er gidiyor. Dolar mı gidiyor onu bilmiyorum ama. Şimdi 85.850 diyor. 350, evet, TL gidiyor. Ama basılı tutsak da şöyle yapsaymış çok güzel olacakmış. O oraya erişemiyoruz. İyi de dayı ne yaptın ya? Aralar boşluk kaldı. Hiç sevmem böyle şeyleri ya. Döndürebiliyor muyuz? Aa, ilerleyebiliyormuşuz ya. Tamam. Bu aradaki çizgileri bilerek mi koyuyor acaba? Şu tabela çok sap gibi kaldı orada tabela. Peki. Bunu şimdi üstüne yapamıyoruz. Bu duvar mı? Yoksa pencere mi? Bir dakika. Şöyle ön taraftan bunlara bakarak yapalım. Bunu yapmak bayağı zormuş ya. Aa, bunu niye buraya yaptırmıyor? Kendi istediği yere yapabiliyoruz. Buraya da yapamıyorum. Duvar, duvar yok. Şu ne? Allah Allah. Bu iş biraz zor olacak. Valla hazırsız yakalandım. Yani araştırmadım. Şöyle aşağı doğru inmek istiyorum ama. Araştırmayınca böyle oldu. Şimdi buraya pencere falan koyabiliyoruz. Bunu her tarafa koydurtuyor. Her şeyi her yere koyamıyoruz ama. Bu kapı. Galiba. Dur bakayım. Bir dakika, şöyle bir dönelim. Şu neymiş bakalım. Yani mesela bu bence bir kapı. Bu da ama... İki tane kapı olsa çok saçma olur. Bu jaluzili. Bir şeyleri koyup denememiz lazım. Yapacak bir şey yok. Ama ya o ne ya?
Ha, şöyle yapabiliriz. Burası ofis girişi olur. Süper. Süper. Burası da araçlar için giriş olsun. Tabii tabelayı böldük böyle ama bunları daha arkaya koyamıyoruz galiba. Düzenlemediysem. Aa, bunları kaydırabiliyormuşum. Yok, kaydıramıyorum. Düzenle abicim. Ha. Lan ne oldu? La oğlum. Ya. Bu ne ya? İndir şunu. Bu aradaki çizgiler beni sinir etti ama yapacak bir şey yok. Onlar kalsın olmadı. Şimdi buraya duvarı nasıl koyacağız? Duvar koyamıyoruz galiba. Peki. Pencereli duvar oluyor mu? Abi bir dakika, dayı çöp kovası kaldı dışarıda. Dur şunu al. Şunu al. Bunu çeviremiyor muyum? Biraz yukarıya çıkmam lazım. Abi bu bayağı zor bir şeymiş ya. Nereye gitti o duvar? Şuraya koyamıyorum. Çöp kutusu dışarıda kalsın dedim ama ha, yaptık. Lan şimdi cam oldu. Hani duvardı bu. Neyse dur. Cam daha iyi bu arada. Cam yapalım. Sonra arkada boşluk bırakmaya gerek var mı? Bence yok. Bu arka taraf da duvar olsun. Arkada şöyle cam bir alan da yapalım yine. Ama devamı duvar olsun. Şimdi burada yine camlı bölme yapacağız. Buraya ama araçlar sığacak mı ya? Çok küçük oldu. Yani hiç otoparklık yer bırakmadık. Bir dakika. Şunu bir alalım şuradan. Neden istediğim yere hiçbir şey istediğim yere koyamıyorum acaba? Şuraya koymak istiyorum. Neyse, böyle kalsın, tamam. Ama burada araçları koyamayacağız ya. Bir deneyelim, tamam. Şöyle. Buraya yine bir dakika bırakır mısın acaba? İki tane duvar. Şimdi bu girişte iki tane kapı çok saçma oldu. Çünkü bana onları oraya koydurttu. Şöyle olacak. Kapıların arası açık kaldı ya. Saçmaya bak. Saçmalığa bak. Saçmaya bak. Peki bunu buraya kaydırsam. Bunu buraya kaydırsam. Ha. Kapıyı şimdi... Hayır, o değil, o değil. Neyse, tamam, bunu da böyle yapalım. Bir dakika şöyle döneyim. Düzenle abicim. Bunu da böyle. Dur bir dakika. Dur, sakin ol. Lan. Gitti 500'lük karo ya. Sağ tıklayınca kayboluyor. Neyse, bir tane daha koyacağız. Yapacak bir şey yok. Ya sanırım oldu şimdi. Ama iki kapının arası açık kaldı. Onu ne yapacağız müdür? Bunu şöyle yapıştırdık. Tamam. Bunu buna yapıştır. Hadi bunu da buna yapıştır. Neyse, o arası çok önemli değil. Şu arada boşluk var mı? Yok galiba. Tamam. Siz menüyü görebiliyor musunuz? Ha, şu aşağıda sadece dış çevre ve mobilya denilen bir kısım var. Orayı görmüyorsunuz ama çok önemli değil. Burada başka ne yapabiliriz? Mobilyayı şunu şöyle, bunu düzenleyemiyor muyum? Heh. Bu döndürme, süpermiş ya, tekerlekle oluyormuş döndürme. Bunu buraya koyalım. Peki arabaları nasıl içeri sokacağız? Başkan. Bir de daha üst şey yapabiliyoruz, değil mi? Bu ne? Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Ha, bu araba asansörü. Vay. Çitimiz var. Çiti şuraya çekemiyoruz. Neden hiçbir şey istediğim yere yapamıyorum acaba? Oyun, bana bir müsaade eder misin? Şu kısma hiçbir şey yapamıyoruz galiba. Yani en son sınırımız sanırım burası. Bakın şuraya koyamıyorum. Uçuyor gidiyor zaten. Koymadın değil mi onu oraya? Hay Allah'ım ya. Hadi buraya koyalım. Sonra bir tane de şuraya koy bakalım. Bu adam geçer mi oradan bilmiyorum ama. Şöyle. Hatta şuraya da koysa çok güzel olacak ama. Yok. Şuralara koyamıyoruz ya. Orası sınır dışında kalıyor galiba. Peki. Bu üst tarafı nasıl yapacağız? Şöyle bir döneyim.
Şu taraftan mesela bir çıkış verelim. Bir dakika, şöyle döndürebiliyor muyum bu çıkışı? Döndüremiyorum. Çıkışı kendi istediği gibi mi veriyor? Ya şuradan ver işte. Heh. Abi. Ya. Bir dakika. Şöyle deneyeceğim. Yok. İlla bu tarafa döndürüyor. Döndüremiyorum da bunu. Peki nasıl yapabiliriz? Şuradan bir çıkış versek diyeceğim. Onu da yapmıyor. Çok enteresan. Çıkış veremiyoruz yukarıya doğru. Yani onun istediği gibi vermek zorundayız. Ben de öyle istemiyorum. Yani şöyle ortada olsun istemiyorum. Şurası mantıklıydı. Ha şöyle yapalım. Tamam. Üst zemini nasıl yapacağız şimdi? Evet, üst zemin de böyle. Oraya yaparsak adamlar çıkamaz. Ha bak kaydırdık. Bir dakika, bu olmadı. Heh. Devam. Bir dakika, niye yapamıyorum? Bu arada fark ettim merdiveni kapattığımı. Şimdi onu silmemiz gerekecek galiba. Yani herhalde oradan çıkarlar diye düşünüyorum. Onu düşünmüşler midir ya? Ha, bu dışarıda kaldı. Evet. Yani şimdi üstü yaptık. Bu üstün üstüne de bir şeyler yapabiliyor muyuz? Onu anlamadım. Araçları da mesela buradan yukarıya çıkartıp falan. İnsanlar nasıl gelip bakacak o zaman? Tabela düzenleme. Buraya başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Hadi bu seferki Simula World olsun. Şöyle biraz aç bakalım bunları. Renk olarak da şöyle bir renk olsun. Hadi güncelle. Şimdi. Buralar açılıyor umarım. Yani onları açtığımızda artık açılmıyor. Buradan açılıyor şey ofis diyebiliyorum. Bunlardan birini içeri birini dışarı mı yapmışım? Ters olmuş. Bir uyuyayım geliyorum arkadaşlar hemen. Evet bu arada özet sundu. 60 bin dolar kaybetmişiz. Bir gün önceki şeyde. Şimdi bu Mahmut Bey'imiz oradan geçebilecek mi? Ha, çitin içinden geçmiyor. Süper. Onu yapmışlar. Bu da böyle dönerek ofisi açıyorsunuz veya kapatıyorsunuz. Ama şunlardan birini ters yapmış olmam canımı sıktı. Onu hemen şuradan düzeltmemiz lazım. Ofis düzenleme kısmına giriyoruz. Düzenle diyoruz. Şu kapıyı seçiyoruz. Ve döndürebiliyor muyuz acaba bunu? Tekrar koyayım bakayım. Çıkalım şuradan. Heh, oldu vallahi. İşte bu. Tabii hala bunda kapıyı kapat demiyor. Ofisi kapat, ofisi aç diyor ama bence kapıyı kapat demesi lazım. Oo, merdivenden yukarı da çıkabiliyoruz derken çıkamadık. Aa, buradan geçemiyorum. Vay, benim karakter bayağı uzun boylu. Herhalde Selvi boylum, al yazmalım. Buradan geçmiyor. O zaman orayı da silmemiz lazım. Peki bu yukarıya, bir dakika. Şöyle bir şuraya gelelim. Şunu silelim. Yani çok saçma oldu. Oradan çıkamıyorsak bir anlamı yok ki. Şu nedir mesela? Bunlar kapı. Bu da kapı. Bu da kapı. Abi bunların hepsi kapı. Bu ne? Yani duvarımsı bir şey ama bilemedim. Bu ne? Allah Allah, bunlar paravan gibi. Yani sanki böyle şeyleri, bölümleri ayırmak için olabilir bunlar. Bunları geç. Ben yine buraya bir cam döşeyim. Şöyle. Bu yukarıya araba çıkartma işini yapabilir miyiz acaba ya? Bilemedim. Çok mu uçuyoruz şu anda hemen? Yukarısını daha sonra mı yapsak acaba? Şuraları şöyle tamamen cam yapıp para harcayalım. Önemli değil. Zaten milyonlarımız var. Ben bu parayı onun için biriktirdim. Harcayabilmek için. Evet. Yok, buralar olmadı. Buralara koymayacağım. Şurayı da hatta kapatalım. Orasının ayrık kalması, açık kalması hoşuma gitmedi. Ama ön tarafa tabelayı kapatıyor. O yüzden koymak istemedim. Şimdi bir çıkalım bakalım. Yani fena değil. Yukarıya araç koyabilirsek o zaman güzel olabilir. Aslında onu da çok denemek istiyorum ama onu nereye koyabiliriz? Burada çöp şeyi var. Bir deneyelim bakalım. Şundan bir yere koymayı deneyelim. Bence şurası gayet ideal bunun için. Aa, arkadan yapalım. Aa, arkada yer yok. Aa, arkada hiç yerimiz kalmamış. Şöyle falan olabilir mi acaba? Bir dakika, hemen deniyorum. Bence burası iyi. Şimdi nasıl çalışıyor bu? Çıkar beni. Götür. Eskortumuzda deneyelim. Yok be, eskortla denemeyelim, dur. Şurada Nissan GTR'ımız var ya. GTR, aslanım GTR. Aa, tersten binmeye çalışıyorum. Her seferinde aynı şeyi yapıyorum bu arabaya. Şimdi getirdik. Allah, yavaş. Asansör engellendi. Neden? Şu camları mı çıkartmamız lazım acaba orada? Bir dakika, dur bakayım. Bu işi merak ettim. Ofis düzenleme diyelim. Şu camları oradan kaldıralım bakalım bir.
Bir telefon geldi. Hemen geldim arkadaşlar. Şimdi bu aracı neden yukarıya çıkartamıyoruz acaba? Veya nasıl çıkartıyoruz? Tekrar binelim. Şimdi geri gidelim. Asansör engellendi diyor ya. Allah Allah. Bu nasıl çıkartıyor ki onu? Biz mi yanlış bir şey yaptık? Acaba şunu mu almamız lazım oradan? Çiti de bir silelim. Ay pardon. Çiti de bir silelim bakalım. Nerede kalmıştık? Hadi çitleri de sildim. Şu asansörle yukarıya götürmesini çok merak ettim ya. Onu bir denemek istiyorum ama çok mu şeyin dibine koyduk? Yok, yine engellendi diyor. Allah Allah. Şurada bir şeyler mi var? Merdiven mi var orada? Şu ne? Aa, elevator. Aa, çıktı. Yay. İşte bu. Sonra burada arabayı hareket ettiriyoruz, öyle mi? Merdivenle bunu aynı yere yapmamız çok mantıklı olmamış ama arabayı yukarıya çıkarttık. İşte bu. Süper. Ama bazı şeyler hala Türkçe değil. Tabii şimdi bunun altına mesela Dodge Viper'ımı koyup ezmem yok mu ya? Yok, yapmayacağım tabii böyle bir şey. Şöyle bir deneyeyim bakayım. Altına giriyor mu? Aa, evet. Işıklarımızı da yakalım. Araçtan inemiyorum. Heh. Lan. Arabadan inince içeriye girdik. Vay, çok güzel oldu. Beğendim. Şimdi buradan dükkanı aç desek. Satış falan nasıl yapacağız? Yani bu içeriye arabaları nasıl sokacağız? Onlara artık bir sonraki bölümde bakalım arkadaşlar. Hani bayağı bir uzattık bölümü. Bu ofis güncellemesi bence güzel olmuş. Biraz bunu geliştirmemiz gerekecek. Artık bundan sonraki videolarda falan onu deneriz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.